İlk kez 2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs ile mücadele 1,5 yıldır sürüyor. Virüsle mücadele en etkili yöntemlerden biri de maske kullanımı oldu. Ülkemizde geçen yılın Eylül ayında virüsün yayılımını azaltmak için maske kullanımı tüm yurtta zorunlu hale getirildi. Her ne kadar virüse karşı koruyuculuk sağlasa da maske kullanımı beraberinde yeni sorunlar da getirdi. Bu sorunların biri de gün boyu kapalı halde kalan cildin nefes almaması ve tahribata uğraması oldu. Maske kullanımıyla birlikte sivilce, akne ve benzeri sorunlar yaşayan kişilerin sayısında artış yaşandı. Hal böyle olunca bu kişiler de soluğu güzellik ve cilt bakım merkezlerinde aldı. Güzellik uzmanlığı yapan Gülcan Göksu, tüm bu sorunların altında maske kullanımından ziyade maskelerin yanlış şekilde kullanılmasının olduğu ifade etti. Maskeyi günlerce kullanan insanları gözlemledim. Bu çok yanlış. Maskenin yanlış kullanımının cilde zarar verdiğini söyleyen güzellik uzmanı Gülcan Göksu, pandemi döneminde inşallah yakında bitecek ve biz de bu maskelerden kurtulacağız. Maskeler kalktıktan sonra da maalesef cildimizin altındaki problemler de ortaya çıkacak dedi. Maske inşallah kurtulacağız yakında. Cilt bakımı düzenli yaptırmaları gerekiyor ve bilen kişilere yaptırsınlar. Çünkü yanlış yerde yaptırdıkları zaman, yanlış ürün kullanıldığı zaman daha büyük problemlere neden olabilir. Göksu, yıkanabilir maskelerin doğru şekilde temizlenmemesi nedeniyle daha ciddi sorunlar ortaya çıkabileceğini de ifade etti. Yıkanabilir maskeleri çok tavsiye etmiyorum. Bunu çok kullanıyorlar. Çünkü yıkanan maskeyi sabun tozuyla yıkamak gerekiyor. Bunu herkes kullanmıyor zaten. Deterjanlar kokulu ve renkli olduğu zaman, özellikle sabunlar falan, maskeye deterjan kokusu oluyor. O deterjan da cilde zarar veriyor.